güzel. Fotoğraf çekerken ben acayip keyif alıyorum. Böyle bir rahatlıyorum, bir gevşiyorum, psikolojim bir değişiyor. Sana gelen öğrenciler psikolojisinde de böyle zamanla farklılıklar gözlemliyor musun? Kesinlikle aynı şeyleri ben de yaşıyorum, hala yaşıyorum. O öğrencilerde de yani böyle çok gergin gelip bir süre sonra rahatlamış olduklarını falan gözlemliyor musun? Fotoğraf bir terapidir. Diyorsun. Bu işi uzmanına soralım mı? Soralım. Peki, uzman psikolog Aslı Karasaç'la birlikte olacağız ve ona fotoğrafın, fotoğrafçılığın insan psikolojisi üzerindeki etkileri ya da fotoğrafın insan psikolojisine katkılarını konuşacağız. Şimdi konuğumuzu stüdyomuza davet ediyoruz. Uzman psikolog Aslı Karaağaç bizimle stüdyomuzda. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı güzel olsun, enerjinizle programınız. Stüdyomuzdasınız. Güzel teşekkür yüzünüz, ederim. Gülen yüzünüzle. Çok mersi. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Fotoğrafa meraklı mısınız? Aslında çok aram yoktur. Evet, dürüst olmak gerekirse çok da güzel çekemem. Ama çok da fotojenik olduğumu da düşünmüyorum. Belki ondandır. Çok fazla ilgim yok fotoğrafa. Ama psikolog olduğum için her alanda bilgim olması gerekiyor. Tıpkı fotoğrafta olduğu gibi. Bizim sizden öğrenmek istediğimiz bazı şeyler olacak. Hı-hı. Size bazı sürprizlerimiz olacak. İlk sorumuzu hemen Mürsel size yöneltmek Tabii. istiyor. Çok merak ettiği bir konu evet. var onun. Fotoğraf bir iletişim aracı. Hı-hı. Ve insanlar üzerinde belirli etkileri oluyor. Hı-hı. Fotoğrafın insanlar üzerinde ne gibi etkileri olur? Aslında şöyle yanıtlayayım bu sorunun cevabını. Yaşadığımız bir sürü ruhsal problem var yaşam içinde. Ve bizler terapistler olarak danışanlarımıza bu yaşanan ruhsal sorunlarla başa çıkmak için bazı kaynaklar öneririz. Mesela dini inancı yüksek olan birine dine yönelmesini ve işte yaşadığı depresyonu ve yaşanan o semptomları namaz kılarak, abdest alarak, dua okuyarak bir noktada çözümleyebilmesini sağlarız. Ama bunu ateist birine yapamayız tabii ki. Yine aynı şekilde şiir yazmayı çok seven biri. Başa çıkma kaynağı şiir yazmak olarak o danışanı yönlendirebiliriz. Ruhsal yaşadığı depresyon olabilir, panik atak olabilir, kaygı bozukluğu olabilir. Bu noktada fotoğrafçılığın da aslında hem hobi olarak hem de kişinin ruhsal dünyasını bir noktada dışa yansıtan bir mekanizma olarak başa çıkma kaynağı şeklinde bizler terapilerimizde çok fazla kullanıyoruz. Bir nevi tedavi yani, yöntemi, terapi. Bir nevi tedavi yöntemi, başa çıkma kaynağı. Yani bunun içinde resim yapmak olabilir, işte dediğim gibi şiir yazmak olabilir, sosyalleşmek, işte bir arkadaşla yemeğe gitmek, bir orman yürüyüşü. Bunlar nasıl insan sağlığına, insanın ruh sağlığına iyi geliyorsa fotoğraf çekmek aynı şekilde insan sağlığına ve ruh sağlığına iyi gelen bir yöntemdir. Yani bir hobi edinmek, evet. insan psikolojisini olumlu yönde etkileyen bir etmen, etmen. Hatta diye ben hep şunu söylerim. Her sağlıklı insanın bir hobisi, bir fobisi olmalıdır. İçinde yaşadığı duyguyu, içinde yaşadığı hepimizin travmaları var. Hepimizin o geçmişteki yaşam deneyimlerinin içinde ben hep söylerim. Alet çantası. Hepimizin birbirinden farklı yaşam olayları var. İyi anılarımız, kötü anılarımız. Doğru, bunları doğru. bir nesneye ve bir objeye yönlendirmek sağlıklıdır. Aslında işte ben yılandan korkuyorum dediğimizde bu o kişinin patolojik bir durumu yani hastalıklı bir durumu olduğunu göstermez. Aslında bu o kişinin yaşadığı kaygıyı bir objeye, bir nesneye yansıttığını, bütünleştirmiş evet, olması, onunla bütünleştirmiş olması sağlıklı olduğunu gösteren bir durumdur. Peki, korkulması gerekiyor. Bir hobi, bir fobi güzel. Sağlıklı olmak için bir hobi, bir fobi diyoruz. Peki, fotoğraf çektirme fobisi olanlarda hiç rastladınız mı? Hani aman benim fotoğrafım. Ya genelde, yani ünlülerden bahsetmiyorum hani o paparazzilerden, kaçanlardan değil de. Genelde çekimsel kişilik bozukluğu olan kişilerde ben bunu görüyorum. Yani daha çok sosyal fobisi olan kişilerde az önce tam da yaptığınız şu hareketi çok fazla görüyorum. Bu gene kişilik yapısıyla alakalı bir durum.
Tabii ki ruhsal yaşadığımız her sorunsalın nasıl psikolojide tedavisi varsa aynı şekilde bunun da psikolojide onarım süreci ve tedavisi vardır. Bir şeyi ben çok merak ediyorum. Son yıllarda sosyal medya, özellikle Instagram, bilmem biliyor musunuz ama yakın zamanda yapılmış bir şeye göre, araştırmaya göre ya da sonuçlandırmaya göre dünya üzerinde 700 milyon kişi aktif olarak Instagram, yani bir fotoğraf sitesini kullanıyor. Hı hı. Bu büyük bir rakam, yani 700 milyon insan aktif burada. Her gün, her saniye, her salise fotoğraf paylaşıyor. Hı hı. Tabii ki burada sadece sanatsal fotoğraflar paylaşılmıyor. İşte selfie dediğimiz, selfie çubuğuyla çekilen böyle selfie'ler, yediğini içtiğini çekenler, yeni aldığını, çocuklarını paylaşanlar. Bunlar nasıl bir psikoloji? Hep de konuşuruz ya, bu da mı paylaşılır kardeşim? İyi artık, yani hani daha neyini paylaşacaksın? Her şey paylaşılıyor en özeline kadar. Bu nasıl bir psikolojide? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi sosyal medya hepimizin hayatına ister istemez girdi. Yani mümkün değil. Telefonsuz yaşayamıyoruz baktığımızda. Geçenlerde bir teknoloji kongresine gittim ve çok... Şimdi ismini vermeyeceğim tabii ki hocamın. Kalk bir konuşma yaptı. Yarım saatlik bir konuşma yaptı. Ve yarım saatlik konuşmanın sonunda özetle şunu dedi. Yani şu telefondan bir noktada uzaklaşın. Çocuklarınızın yanında bir tarafa bırakın, rol model olun, işte hayatımıza çok girdi, karşı koyun ama bunu iyi noktada da doğru şekilde de kullanın. Yanında oturuyorum hocanın. Konuşması bitip yanıma geldiğinde şarjım bitti, ben ne yapacağım, acil şarj bulmam gerekiyor. Şimdi evet, biz uzmanlarız, bu kişinin uzman, bu alanın ve işte bu konuların uzmanı olabiliriz ama ister istemez bir bağımlılık yapıyor. İster istemez hayatımızdan çıkaramıyoruz. Ben yatmadan önce mutlaka o telefonu alıp bir Instagram'dan şöyle bir geçmem gerekiyor. Sanki onu yapmayınca bir eksiklik hissediyormuşum oluyor. Doğru. Ben birçoğumuzun böyle olduğunu düşünüyorum. Birçoğumuz bunu itiraf etmiyoruz belki. Bu biraz teşhircilik mi? Her gittiği yerden insanın kendini şuradayım, buradayım, şunu giydim, bunu aldım, şunu yedim. Ha, teşhircilik mi, kendini mi, reklamcı nedir yani? Şöyle bunun bir tarafı var yani. Tabii psikoloji nasıl? Şöyle söyleyeyim. Psikolojide hiçbir sorunun cevabı tek ve net değildir. Psikolojide her sorunun farklı farklı açılardan bakılması gereken cevapları vardır. Her depresyon hastasına aynı tedavi protokolünü uygulayamayız. Öyle mi? Herkesin her depresyon aynı. Hastasına kişinin yaşadığı geçmiş yaşama göre biz protokol oluştururuz. Hı. Onun onarım süreciyle ilgili. Onun kaldırabileceği noktada, işte onun yapabileceği becerileri dahil ederek. Bu sorunun cevabında da çoklu bakabiliriz ama genellemeler üzerine konuşacak olursak ve cevap verecek olursam, çok gülen insanların çok acıları vardır. Çok tebessüm eden, çok kahkaha atan insanların aslında savunma mekanizmalarıdır bu. Büyük oran vererek konuşuyorum. Hepsi %100 demiyorum. Peki çok fotoğraf paylaşanları? Şimdi çok fotoğraf paylaşan demeyeceğim ama çok güzel bir hayatı varmış gibi fotoğraf paylaşan Instagram'da çok fazla kişi var. Yani yaşamının inanılmaz özeneceğimiz bir yaşam olduğunu gösteren, bunu şovlayan çok fazla insan var. O biraz içimizdeki bastırılmış aslında şeyler. Aslında o içimizdeki mi? Bastırdığımız eksikliklerin, bu eşle ilgili bir eksiklik olabilir. Bu çocukla ilgili, bu başarıyla ilgili, güzellikle, bu yetersizlikle ilgili, bu güzellikle ilgili bir sürü şey olabilir hayat içinde. Olmak istediğimiz. Olmak istediğimiz profile biz Instagram'dan şov yapıyoruz. Diyorum ya, %100 bu değil tabii ki ama çok büyük bir oranda bunu yapıyoruz. Yani aslında o kişi değiliz. Ya ben bakıyorum, vay diyorum, ne kadar güzel bir kız bu böyle, su gibi. Sonra iki gün sonra kızla ne bileyim tanışıyorum ya da arkadaşlık kuruyorum ya da bir yerde görüyorum. Aa, o kız bu kız mıymış diyorum. İnanılmaz değiştirerek kendini koyuyor. Bir işte ne diyorsunuz? Filtreler, manipülasyonlar. Filtreler, bir şeyler. Ha, bir bakıyorsun o kız bu kız değil. Neden? İşte az önce çok doğru söylediniz. Olmasını istediğimiz kişiymiş gibi onu çerçeveleyerek koyuyoruz oraya. Peki bu bir deşarj yöntemi bu, mi? İyi geliyor mu? Bu bir tatmin. Bu İyi bir tatmin. Mu? Kişi orada kendini o şekilde gördüğünde kendini anlık tatmin ediyor.
ama kesin çözüm mü ya da ileriye dönük bir çözüm mü, dönüp baktığınızda bu böyle bir şey gerçekle mümkün değil. Yüzleşince. Gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Onun temelden ve geçmişi kurcalanarak onarılması gerekiyor aslında. Peki insanlar olmak istedikleri insana, oluşturmak istedikleri profile inanıp ona göre davranıyorlar mı? Bazen o maskeyi takıyorlar. Bazen o kıyafeti giyiyorlar üstlerine. Aslında içinde o olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Öncesini çok iyi biliyorsunuz. Ama o kadar güzel o profile inanıyor ki, kendini sunduğu profile. İnsanlara da kendini, ailesini, iş yaşamını, pek çok şeyini o şekilde aktarıyor. Yani çok duyuyorum ben mesela. Çok mutlu aile tabloları görüyorum. İşim ve mesleğim gereği. Çocuklarıyla ilgili bir sorun yüzünden geliyorlar. Anne baba müthiş bir profil çiziyor. Yani bazen çıkan danışanların arkasından şey diyorum. Ah ne kadar güzel ya. İlk seans, ikinci seans daha çözememiş oluyorsun o zaman. Aa, ne kadar güzel diyorum ya. Süper, böyle insanlar da var. 3 gün sonra boşanıyorlar mesela. Ha, bir bakıyorsun gerçekten anlatılanların %70'i hayal ürünü. Ama kişi bunu o kadar inanarak anlatıyor ki, o çerçeveyi, o fotoğrafı o kadar güzel aktarıyor ki. Bunu aynı şekilde sosyal medyada da yapıyor işte. Yapıyor, evet. Pek çok kişi. Peki foto çözmek deyince, biz biraz önce Mürsel'le hep de merak ettiğimiz bir konudur. Fotoğrafçılar için de fotoğraf okumak diye bir şey var, bir tabir var, ama bu fotoğraf okumak, sen daha iyi biliyorsun Mürsel, teknik anlamda değil mi, işte nelerine bakılıyor fotoğraf okurken, fotoğrafçılar açısına, ışığına, kadrajına, tonlaması vesaire. Karşı tarafa aktardığı duygular. Gibi gibi. Bir fotoğraf hocası fotoğrafı değerlendirirken bunlara bakıyor. Ama bir de bir psikoloğun gözünden bir fotoğrafa bakıldığı zaman o fotoğrafı çeken kişinin psikolojisi, karakterin özelliği. Evet, o fotoğrafın insan üzerinde bıraktığı etkiler nedir? Bunları çok merak ediyoruz. Hı hı. Onun için biz özenle 4 adet fotoğraf seçtik size. Bir bunların üzerinde konuşabilir tabii miyiz? Tabii ki. Bakalım fotoğraflara. O zaman ilk fotoğrafımız ekrana geldi mi? Evet. İlk fotoğrafımız ekrana geldi. Uzman psikoloğumuz Aslı Hanım fotoğrafı inceliyor. Bu fotoğrafla ilgili fotoğrafçının kişiliği ve ruh dünyası, psikolojisiyle ilgili önce bilgiler, sonra bu fotoğrafın insan psikolojisi üzerine bıraktığı izlerle ilgili görüşlerini söyleyecek, bize açıklayacak. Şimdi ben bu fotoğrafı gördüğümde kapkaranlık bir şey görüyorum. Tamamen psikolog olarak baktığımda tabii ki siz çeken kişiler olarak başka şeyler görüyorsunuz eminim. Kapkaranlık, ruhsal dünyası çökmüş. Ondan sonra fotoğrafı çeken kişiden ya da bu fotoğrafı çekmeyi tercih eden kişiden. Depresif, melankolik. Hani böyle karanlık bir odanın içinde kalırsınız ve böyle köşeye sıkışıp kendinizi çaresiz ve yapayalnız hissedersiniz ya, öyle bir ruh haliyle çekilmiş bir fotoğraf, bir resim anlatıyor bana burada bir uzman gözüyle baktığım zaman. Yani bu fotoğrafı çeken kişi o anda depresif duygular mı ya, öyle bir psikoloji? Şöyle hemen gene düzeltiyorum. Hı-hı. %100 diye hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi çok büyük bir oranda o kişinin ruh hali, şimdi çok ünlü biri çıkacak bunun ardından değil mi yoksa? Yok, ünlü biri olarak değil de tanıdığımız biri diyelim. Biri. Çok saraya girmek istiyorum. Fotoğrafçıların fotoğraf düzenlerken, fotoğrafı sunuma hazırlarken tercihleri vardır. Dramatik sunum ya da daha aydınlık bir sunum gibi tercihleri vardır. Bu çok dramatize edilmiş bir fotoğraf. Belki de buradan ama bu çekenin kesinlikle bir psikoloji belirtisi. Tabii, neye göre tercihlerimizi yapıyoruz oraya hayat içinde de değil mi? Tabii. Hayat içinde tercihlerimizi de biz aslında işte geçmiş yaşam olaylarımıza göre yapıyoruz. Peki burada bir depresif, bu fotoğrafı değerlendirelim. Burada hüzünlü bir fotoğraf var. Sanki ayrılık kokan bir fotoğraf var. Bir yandan evet eğlenceli ama çocukluğu yansıtan bir fotoğraf var. Ne bileyim, muhabbet kuşları var ama
sanki o muhabbet kuşlarının hüzünlü bir konuşması var. Çok şair oldum yalnız biraz. Aa, harika. Biz ne güzel keyifle bir şey dinliyoruz. Salak'ı bulaştırdık. Evet. Fotoğrafları ilk defa gördüğümü lütfen buradan evet, ağzını çizerek evet, söyleyelim. Sürpriz şu an hakikaten dedik, ilk defa hakikaten. Görüyorum. İlk defa görüyorum. Değil mi yani? Öyle bir çerçeve gördüm ben. Burada öyle bir fotoğraf gördüm. Peki, ruhsal anlamda da hani bu kişinin daha hüzünlü, depresif değil ama. Hani böyle hüzünlü olmayı tercih eder bazı kişiler ya, o yağmurlu havayı severler, evet. Battaniyenin altına girip çayını içmeyi severler. Hani depresif değil ama ilk fotoğraftaki gibi değil. Böyle hüzünlü bir çocuk var içinde. Evet, aynen öyle. Onu besleyen, evet. O çocuğu besleyen bir fotoğrafçı. Peki, bir sonraki fotoğrafa geçelim. Burada da diğerine çok benziyor. Ama burada daha keskin bir... şey var, nasıl söyleyeyim? Deminkinde de mesela böyle ayrılık, hüzün vardı. İlkinde çok büyük bir depresyon vardı. Bu böyle ikisinin arasında kalmış. Şimdi sizin açınızdan bakarsam bir manzara fotoğrafı belki bu. Ama çeken kişi ruhsal anlamda kasvetli böyle hani daha kasvetli, daha şimşekli, daha biraz daha keskin bir fotoğraf gibi geldi bu bana. Ürkütücü bir fotoğraf gibi geldi. Yani aba altından sopa gibi, yani evet. Çok kendini yumuşak gösterip aslında sert tarafları olan bir karakterin çektiği fotoğraf mı diyelim? Biraz daha diye. Evet öyle ve hani kötülükler yapabilir anlamında değil ama biraz daha cesur davranıp ama bu cesareti hani iyi şeyler için değil de nasıl söyleyeyim? Olumsuz bir şey yapmaya daha meyilli. Psikotik demeyeceğim tabii ki buna ama o kadar değil de. Olumsuz bir şeyleri yapmaya daha meyilli, daha cesur bu anlamda, daha cesur bir fotoğraf. İlginç bir yaklaşım fotoğraf. Oldu. Evet, işte bak neler uzman gözüyle tabii ki değerlendiriyoruz. Evet, son fotoğrafımız da ekrana geldi. Gelinlik mi o üstündeki acaba? Fotoğrafın diliyle fotoğraf bakan kişi onu gelinlik olarak algılıyorsa gelinliktir. Tabii. Şimdi burada ben kişisel şeyimi de sokarım tabii, devreye. Kesinlikle maalesef önemli. Bu böyle. Ama yani siz hem bir psikolog yani, olarak, uzman olarak hem de tabii ki fotoğraf izleyicisi olarak ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, size ne veriyorsa yani kendi repertuarım ister istemez işin içine giriyor. Tabii ki, tabii ki. Şimdi üzerindekini ben o bayanın gelinlik gibi gördüm. İlk aklıma geleni söyleyeceğim ama tabii. Gülmek yok. O konuda söz vermeyelim. Sanki böyle nikahtan sonra çekilmiş. Hani vardır ya o klasik pozlarımız. Evet. İşte Roma'da evlenmişler ve sonrasında fotoğraf çektirmişler gibi bir fotoğraf karesi bende ilk anda hafızamda evet. Uyandıran şey ilk o oldu aslında. Peki kişinin fotoğrafçının ruh haliyle ilgili? Ben romantik bir ruh hali seziyorum bu fotoğrafta. Çeken kişinin daha romantik karakterde, daha aşkı sevebilen, ne bileyim ilişkiye ve karşılıklı iletişime daha güçlü bir karakter yapısı dominant olduğunu bir karakter düşünüyorum. Evet. Hayalperest bir tarafı da var. Evet sanki değil mi? Evet. Peki. Şöyle diyelim bir sürprizimiz var demiştik. Bu dört fotoğraftan biri bana ait, biri de Mürsel'e ait. Gerçekten mi? Evet. Bir fotoğrafçı dostlarımıza ait yine. Peki hangisi sorusunu biz size sormak istiyoruz. Hangisi benim, hangisi Mürsel'in? Bir şey soracağım. Bu sizin olma ihtimali yüksek mi acaba? Bravo. Tebrik ediyorum. İşte uzmanlık gerçekten. Böyle bir şey. Evet, uzmanlık böyle bir şey. Bu, bu fotoğraf sizin bana bence. Ait. Sizinkini tahmin edin. Kuşlu olan. Gerçekten mi? Evet. Bravo. Lütfen tesciller bravo. Misiniz uzmanlığımı bir kere tescillendi. Daha? Tescillendi. Evet fazlasıyla. Ekranlarda. Şimdi ikide iki tutturdum. Bu kadar mı? Gerçekten olur. İkide iki tutturdum. Uzmanlık ve böyle ben bir şey. Ve ben sizi sadece 5 dakika gördüm evet. İçeride. Hadi sizinle o önceden bir... O kısmını bildiğim için gerçekten şaşırdım. 5 dakika gördüm sadece. Nasıl ve tespit nasıl doğru mu? İçinde hüzünlü çocuk var mı? Şimdi bu fotoğraf için söyleyenleri ben üstüme alacağım. Ay kötü bir şey demedim Allah'tan. Yok yok. İkisinde de. Kötü de olsa bizimdir. Evet. Güzel. Bu sürpriz güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Bizim için de sürpriz oldu. Çünkü biz merakla bekliyorduk. Hatta Mürsel'in fotoğrafını ben seçtim. İşte hangisini yapalım? Yani hangisi bizi yansıtır filan.
dedim ki ya bunu koy bakalım bulabilecek mi filan. Biz böyle zor yerlerden de seçtik aslında. Güzel oldu, ama çok keyifliydi uzman, ya. Uzman olunca uzman gözü böyle gerçekten oluyor. Evet. Peki çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür çok keyif aldım. Programımıza bizim konuk olduğunuz için sizi keyifli sıkça görmek istiyoruz. İnşallah. Tabii ki neden olmasın. Her zaman seve seve. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür tekrar ederim. Hayırlı olsun tekrar çok programınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok merhaba. Sevgili izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümde yeni konuklarımızla ve konu başlıklarımızla tekrar birlikte oluncaya dek ışığınız bol olsun diyoruz. Hoşça kalın.